Element kavramının tarihsel gelişimi. Tüm maddeleri oluşturan en küçük yapı nedir? Veya maddeler nelerin karışması sonucu oluşur? Soruları gerek simyacı gerekse sonraki yıllarda bilim insanlarının düşündükleri sorulardı. Yunanlılarda dikkat dikkat Demokritos ve Epikuros. Bunların başını çektiği bir grup tüm maddelerin bölünemeyen parçacıklardan oluştuğunu ileri sürerken karşıt görüştekilerin öncüleri Aristo ve Platon tüm maddelerin dört elementten yani ateş, hava, su ve toprak oluştuğunu savunuyordu. Şimdi element terimini ilk kez kim kullanmıştır diye soruluyor arkadaşlarım. Element terimini ilk kez Platon kullanmıştır. Aristo'ya göre insan topraktan yapılmış olup vücudunda bulunan dışarıdan aldığı hava ve su ile yaşar. Vücudundaki ısı enerji de ateşi temsil eder. Ayrıca Aristo her şeye uygun gelen özelliklerin kuru, soğuk, ıslak, sıcak gibi kavramlar olduğunu söylemiştir. Aristo'ya göre dört ana element soğuk ve ıslak suyu yani sıvıyı, Soğuk ve kuru toprağı yani katıyı, yaş ve sıcak havayı yani gazı, kuru ve sıcak ateşi yani yanıcıyı oluşturuyor. Bakınız, kuru ve sıcak ateş, kuru ve soğuk toprak, soğuk ve ıslak olan su, sıcak ve ıslak olan havayı temsil eder. Şimdi aynı zamanda toprak bu şekilde de gösterilebiliyor. Soğuk artı kuru. Hava ıslak artı sıcak. Ateş sıcak artı kuru. Su soğuk artı ıslak. Bu şekilde de ifade edilebiliyor arkadaşlarım. Bu düşüncenin yönlendirmesiyle sonradan bulunan kireç, sülfürik asit, tuz ruhu gibi maddeler daha küçük parçacıklardan oluşabilecekleri düşünülemediğinden element olarak tanımlanmıştır. Bakınız o dönem buldukları her şeyi element olarak tanımlıyorlar. Halbuki şu anda günümüzde biliyoruz ki bunlar ya karışım ya bileşik. Zamanla keşfedilen maddelerin sayısı artınca maddeleri sınıflandırmada bu anlayış yeterli olmamıştır. Bilinen maddeler öncelikle fiziksel özelliklerine göre sembolize edilerek sınıflandırılmıştır. Örneğin altını güneşe benzediğinden sembolü güneştir bazı elementlerin yıllar içinde gelişen sembolleri sağdaki tabloda verilmiştir. Altın bakınız güneşe benzediği için güneş şeklinde ifade ediliyor. Elementlerin şekillerle gösterimi zor olduğundan İsveçli kimyacı Berzelius bu da çok zorluyor arkadaşlarım. İlk defa elementleri isimlerinin ilk harfi veya ilk iki harfi ile sembolize etmeyi teklif etmiştir. Yani elementleri ilk harfi ya da ikinci harfi ile sembolize edelim diyen Berzelius'tur.